Selam. Nasılsınız dostlarım? Umarım çok iyisinizdir. Yani burada en azından birimiz iyi olsun. Çünkü ben iyi değilim. Ben Esra ve ODTÜ İktisat 3. sınıf öğrencisiyim. Ve yarın bir tane sınavım var. Hoca bir hafta önceden haber verdi bu arada. Normalde sınavlarım 3 hafta sonra başlayacaktı. Birisi sorunca tesadüfen haftaya sınavınız vardı arkadaşlar dedi ve biz zortladık yani sınıfa. Ve yarın sınavım var. Bu kadar kısa sürede nasıl kriz yönetilir ya da yönetilmez? Bunu birlikte göreceğiz. Şahit olacağız yani. Gerçekten şu an saat 11'e geliyor ve ben 2 gündür falan çalışıyorum. Bayağı bir konu birikti. Yani yalan söyleyemeyeceğim. Çok düzenli çalışmadım bu derse. Yani yapacak çok bir şey yok yani. Şu saatten sonra ağlasam, uyusam hani elime ne geçer. O yüzden elimden gelenin en iyisini yapacağım. Şu kalan 18 saatte falan. Şimdi dersten biraz bahsedeyim. Dersim zorunlu 3. sınıf dersi. İktisadi düşünce tarihi, böyle Marx, Adam Smith, büyük hani ünlü ekonomistlerin düşüncelerini, hani geçmişten günümüze ne tarz konseptler yer almış, insanlar neler düşünmüş bu büyük abilerimiz, bunları tartışıyoruz bu derste. Çok sıkıcı olduğu söylenmişti ama bence çok sıkıcı değil, hatta sıkıcı bile gelmedi bana. En azından ilk kısımlar Plato, Aristo falan, onları anlatıyor, onları iğrençleri gerçekten yani çok kötü. Ama sonrasında birazcık daha böyle Adam Smith falan filan derken hoşuma gitti yani hani. Şimdi planlarım şöyle. 1-2 saat çalışacağım. Saat 1'e kadar falan çalışmayı düşünüyorum. Sonra 6 saat uyuyacağım. Hallederim herhalde ya. Hallederim gibi geliyor. Neyime güveniyorum? Gerçekten çok bir fikrim yok. Yani o kadar başarılı bir öğrenci de değilim. Şimdi şöyle kendime to do list yaptım. Gerçekten kesin yetişir kanks yani. Bunları kesin başarırsın. Başarırım ya. Şimdi çok fazla konu yok aslında yani. Birazcık abarttım ben kendimi acındırmak için. 5 tane kaynağım var benim, tamam mı? Birincisi dersin asistanının notları ki gerçekten hani kısa ve öz. Hani konuya böyle genel olarak bakabilmek ve genel konsepti anlamak için çok yeterli. Okumuştum ben. 20 dakika falan kendi kendime anlatacağım bunları. Çünkü bence kendi kendinize konuşarak anlatmak son dakikalarda inanılmaz işe yarayan yöntemler bence. Bunları anlatın kadar çalışsaydım mesela. Neyse. Sus Ezra. Sonra kitapta okumadığım kısımlar vardı. İkinci kaynak kitap. Bunu okuyacağım. Sonra kitaptan çıkarttığım notlarım vardı. Sonra onların üstünden geçeceğim. Sonra bir tane arkadaşım geçen yıl aldı bu dersi. Ve onun notları vardı. Onun üstünden asla geçemeyeceğim bence. Yarın sınav bu arada 17.40'da. O yüzden bir tık rahatım. Arkadaşımın notları 3-4'te hocanın koyduğu slaytlar. Şimdi bir slaytlar arkadaşlar. Gerçekten freak show'a benziyor. Yani o kadar saçma ki hocanın koyduğu slaytlar. Hani mesela bir şey anlatıyor. Marx'tan falan bahsediyor. Bir anda sempatiye geçiyor. Yani bilin sempati. Hani sempati ne alaka? Çalışıyoruz. Slay. Arkadaşlar ben bağdaş kurmadan ders çalışamıyorum. Okey. Ekonominin kompleksliğinin nereden geldiğini gösteren o detaydır. Ve sonra ne olmuş? Günaydın dostlarım. Şimdi kalktım. Ya 6'da uyanacaktım ama saat şu an 8.30 falan. Yani yaklaşık 5 dakika önce falan uyandım. Ve kahvemi yaptım. Şimdi şuraya geçeceğiz. Çok uykum var. Çok yorgunum. Aa, nefret ediyorum. Bundan sonra hep düzenli çalışacağım. Evet, şimdi görüldüğü üzere hazırlandım ve kitabı okumayı da bitirdim. Kitaptan notlar falan çıkarttım. Şimdi çıkardığım notları okuyacağım birazcık. Sonrasında da bölüme gideceğim. Giden zil. But I look at myself at the end of the night. Try to dig deep, but I find. Got a bullet between, but I take what I need. I can see it in them, what I don't feel in me. There's a song on the
Evet, şimdi bölüme geldim. Kaldım çünkü çok açım. Yanımda yine Samet var. Merhaba arkadaşlar. Geçen videoda eksik kalan bir şey vardı. Evet, öpücük atacaktım ama çok seksi olacak. Ulan çok tatlı çıkıyor. Geçen hafta öpücük atmayı tabii ki de Esra eklememiş, sağ olsun. Şimdi atıyorum. Tamamdır. Yemek yiyeceğim, sonra ders zamanı. Ne aldım göstereyim size. Şimdi kendime şöyle bir şey ve böyle bir şey aldım. 37 lira tuttu bu ikisi. Allah kahretsin gerçekten. Hazır mısın sınava? Birazcık ama oturtamadığım şeyler var. Şu 2-3 saat çok verimli geçirirsem hazır olacağım. Ya bu arada yani gramerine dikkat et, bence yüksek alırsın ya. Gerçekten mi? Öyle diyorlar. Düzgün İngilizce ile yazınca hoca iyi puan veriyorum. Sen ne yazdın çok önemli değilmiş açıkçası. Şimdi odaya geldim. Hoş geldiniz. O kız. Senden bahsediyorum. Ricardo çalışan mı? Tamam ama ben daha üstüne çalışmadım. Sadece bitirdim konuyu. Esra zehirlendim. Zehirlendim. O zaman şarap rakas Portekiz'in daha mantıklı. İngiltere'ye baktığımızda da hani kumaş için 100 saat şey yapacak. Şarap için 120 saat yapacak. İşte kumaş daha mantıklı. Burada ne yapıyor mesela? Niye mesela Portekiz niye üstünlüğe sahip? Hayır abi, Portekiz karşılaştırmalı üstünde şundan sahip, şunda şunu, şunda şunu şey yapıyorsun. Ben my friends are doing things. Yeah, well I drive alone down empty streets. It's like I should be there by now. Evet, çalışıyoruz şimdi. 10.000 kat Fefantol derma sürdükçe İçimizde kazançlı çıkıyoruz gibi bir durum düştü. Anladım. Bunu tablodan nasıl bakıyorduk bu Ricardo'nun tablosunda? Klasik ekonominin ilgi alanına giren iki şey var. Bir, fiyatlar nasıl belirleniyor? İki, bölüşüm nasıl yapılıyor? Allocation ve price determination. Aynen. Ha. Price determination'ın temelinde the theory of labor value var. Emek değer teorisi. Distribution'da worker'larınki de wage. Çok mükemmel bir society. Evet, çok çalıştığımız için şimdi mola verme hakkımız var. Kahvemiz de var burada. Bir şey söyleyeyim mi? Benden güzel YouTuber olur aslında. Biraz daha aşağı olur. Kafam çok aşağıydı. Ay, ben çok aşağıdayım. Karşısına şimdi kahve çikolata alacağız. Biraz mola, sonra devam. Böyle daha iyi. Ben Menekşe ablayı çekin. Esra çok tatlı biri. Ya. Onu çok seviyorum. Vloglarını hep izliyorum. Sınav öncesi bir psikoloji durumunu öğrendim. Psikolojim hiç iyi değil. Yani aslında bence o kadar sıkıcı bir ders değilmiş bu arada. Elimizden geleni yapacağız. Yemek yiyeceğim. Berber yiyorum. Yedim de oldu. Hepimiz 100 alacağız. Ben 110 alacağım. Bu iş kabul oldu. Alın mı? Helal be. Ne oldu? Başarılarını anlat. Anlat. Deloitte 6 ay uzun dönem staj yapıyor. Çok iyi. Tebrik ederim bakalım. Ama daha yeni kutlamak. Evet, çalışmamızı içeri taşımaya karar verdik. Evet. Son tekrarlar. Nerede oturuyorsun annem? Sınava gidiyoruz maalesef. Şimdi lavaboya gideceğim. Benim son görüşünüz. Ağlamadan önce. Bay bay. Şimdi başlayayım. Sınavdan çıktık ve Batu flaş tutuyor bana. Gören de aynı şey. Çünkü çok karanlık burası. Ne? Sen ne düşünüyorsun? Bok.
Ya ne bok ne bok. Okeydi yani. Güzeldi. Tam böyle çalıştığımız şeylerden sormuş. 5 soru da bizim çalıştığımız yerdendi. Yani süper yazamadım bu arada, onu söyleyeyim. Ama iyiydi. Parlez-vous français? Sınıfa girdik. Dersi 60 kişi falan alıyor sanırım. Bir geldik, 46 tane kağıt. Eksik kağıt geldi ya. Hoca eksik kağıt çıkartmış. 10 dakika falan onu bekledik bir de. Burası fault. Bölümün en büyük amfisi değil mi bu? Evet. Ama dökülüyor. Nasıldı sınavınız? Hadi yorum yapın. Sunan derslerden gerçekten nefret ediyorum. Anlamışsın işte. Bu iki günden ne bekliyorsun? Onat. Hayır ama şöyle bir şey var. Üç gün önce çalışmaya başlasam daha fazla şey öğrenemiyorum. Çünkü mutluyorum sonra. Evet hani doğru. Maksimum dedim 1,5 gün çalışabilirim ben bu sıra sınavlara. A1 yolu. Metroya bineceğiz. Bahçeli'ye mi gidiyorduk? Bahçeli'ye gidiyoruz. So long silent movies to wake in early Stanley. Martini fakat iki zeytin olacak, tek zeytin değil. İki zeytin olunca ne oluyor? Ben tadını daha çok seviyorum. Tamam, daha savory iki zeytinli. Şey tamam. Tamam. Bu video şu an ertesi gün editlerken çekiyorum. Şimdi şeyden bahsedecek olursam, sınavdan bahsedecek olursam çünkü çok fazla bahsetmemişim nasıl geçtiğiyle alakalı. Şimdi beklediğimden kesinlikle çok daha iyiydi. Yani şöyle düşünün, ben sadece 1,5 gün falan çalıştım. Ve hani elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum sınavda. O yüzden hani 1,5 gün böyle hayatımı ortaya koymak bu sınav için gerçekten iyi oldu. Yani çok mutluyum hani. Çok gurur duyuyorum kendimle. Ama şunu gördüm ki bir kez daha gerçekten son dakikaya bir şeyler bırakmak mahvediyor. Özellikle üniversitede. O yüzden düzen çalışayım yani. Hani sonuç olarak videonun özeti bu. Mesela 6 tane soru sormuştu hoca ve genel olarak böyle biraz hocanın tuhaf sorular sormasını bekliyorduk. Yani geçmiş senelerden dolayı. Mesela şey yapıyormuş işte, bir tablo veriyormuş ve bu tabloyu Adam Smith'e göre yorumla mı ne? O tarz sorular olabiliyormuş yani. Beklentimiz biraz farklıydı ama bence derse yönelik sorular sordu. O yüzden okey gayet. 6 soru sormuştu, klasik. 5 tanesini direkt yapabildiğimi düşünüyorum. Bir tanesinde birazcık sallamalar yaptım bilmediğim için. Ama yani bence harikayım. Yani bu kadar az çalışmada bu kadar iyi. Yani bence birazcık sıkıcı bir video oldu. Çünkü sadece ders. Ama yani böyle. Bazı günlerde böyle geçiyor yani. Bir eğlencem olmuyor. Kaos olmuyor. Sadece ders oluyor. Ve bunlar da hayatın gerçekleri. Ama yine de umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.